İsmim Melih Şengül. 1977 Almanya doğumluyum. Tamamen tesadüf eseri. Bir Elvis partisinde Elvis şarkısı söyledim ve çok ilgi çekti. İnsanlar çok beğendiler. Among the evergreens, sit along a common man, I feel some good. Well, if the county boy name is Johnny Be Good, well, never really into the rights so well, but he could play the guitar just like a ring on a bell. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go, Johnny Be Good. Aslında o güne kadar çocukluğumdan beri müziğe çok ilgi duyuyordum, çok heves ediyordum. Sokak müzisyenlerine bile özeniyordum yani. Onlar gibi ben de keşke çalabilsem, bir şeyler söyleyebilsem diye. Müziğe de kabiliyetim olduğunu çok farkında değildim. Ama o partiden sonra orada bir şarkı seslendirdim ve çok hoşuma gitti. O müziğin verdiği o heyecan beni gerçekten böyle sahne tozu yutmak denir ya, onun gibi. Sonra bununla ilgili bir şeyler yapmak istedim. Ve aslında müzik serüvenim Elvis sayesinde başladı. Ve o doktora yaptığım zaman, hatta daha sonrasında bile bir yandan mesleğimi sürdürürken bir yandan da sahneye çıkıyordum. Çeşitli şehirlerden davetler geliyordu, gidiyordum, televizyonlardan çağırıyorlardı, sahneye çıkıyordum ve Elvis'i canlandırıyordum. Aslında hiçbir zaman Elvis'e benzemeye çalışmadım. Yani onun gibi böyle tam anlamıyla işte saçımı başımı onun gibi yapmak gibi bir derdim olmadı. Benim derdim daha çok onun müziği beni etkiliyordu ve şarkı söylemek idi. Şarkılarını söyleyip geliştirdikçe kendimi, o zamanlar tek başıma çıkıyordum sahneye. Hazır altyapıların üzerine şarkı söylüyordum. Ancak ben bunu canlı yapmalıyım, bir orkestra olmalı arkamda gibi düşüncelerim oldu. Ve çok sevdiğim müzisyen dostlarım, arkadaşlarım oldu zaman zarfında ve onlarla da bu sahne deneyimlerimi canlı yapma fırsatı doğdu. Ona da erişince gerçekten çok keyifle bunu bir hobi olarak sürdürdüm. What you want me to do? Aslında bana hep soruyorlar, neden bir albüm yapmadın, neden bir seni bir şeyler çıkarmadın, bir klip çekmedin gibi. Bana göre herkes en iyi bildiği işi yapmalı. Benim en iyi bildiğim şey bu hayatta diş hekimliği. Çocukluğumdan beri bu mesleğin içindeyim ve gerçekten mesleğime de aşığım diyebilirim. Yani müziği çok seviyorum, müzik yapmaya bayılıyorum. Benim ruhuma çok iyi geliyor, çok keyif aldığım bir şey. Bir hobim. Ama mesleğime de aşığım ve çok iyi bildiğim, en iyi bildiğim şey o olduğu için ona ağırlık veriyorum. En sonunda da geldiğim nokta aslında benim mesleğimde dişlerin birbiriyle olan ilişkisinin iskelet sistemi üzerinde bir etkisinin olduğu ve bu etki vasıtasıyla da işte o insanın dengesini etkilediği ve bunun buradaki bozulmaların da türlü türlü rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini de fark edince bunlarla ilgili tedaviler yapmaya başladım ve bununla ilgili eğitimler veriyorum hem Türkiye'de hem yurt dışında ve bu eğitimleri daha yakından verebilmek için
Muayeneannemin yanında burada bir eğitim merkezi kurmuştum aslında. Burası bir eğitim merkeziydi. Ancak daha bir kere eğitim yaptıktan sonra pandemi meydana geldi ve tabii misafir ağırlayamaz olduk. Biz de bunu bir fırsata çevirelim dedik ve bu eğitim merkezini bir ofise ve bir müzik stüdyosuna dönüştürdük. Bu stüdyoda da birlikte kurduk burayı. Çok güzel müzikler icra ettik burada. Bir kanalımız var. Orada yayınlar yapıyoruz. Burada misafirler ağırlıyoruz. Sanatçılarımız geliyor. Sanatçı dostlarım geliyor. Onlarla beraber şarkılar söylüyoruz. Müzik icra ediyoruz. Bu bir keyif bizim için. Bu kostümler de aslında birebir Elvis'in kostümü değil. Ben tasarladım diyebilirim. İçinde Türk motifleriyle işledim. Çünkü Elvis'in her konserinde giydiği çok farklı motifli kostümleri var. Ben de Türk motifleriyle, biraz Osmanlı motifleriyle kullanarak bir kostüm tasarlamıştım bundan yıllar evvel. Birkaç kere konserde giydim o kostümü. Bugün de size onu göstermek isterim. Tabii Elvis olmaya çalışmak, Elvis gibi olmaya çalışmak değil burada amacım benim. Onun şarkıları ve onun bu müzikte başardığı şeyleri biz yaşıyoruz. That your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied, satisfied. Dolayısıyla işte kralı anmak, o da yıllardır yaptığım bir şey olduğu için bu sene de sizin vesilenizle Elvis'i, yani kralı anmış olacağız. Elvis'ten önce yani müzik belki sadece yetişkinler için olan bir eğlence diyebiliriz. Ancak Elvis'le beraber bu işte yeni jenerasyonların ve gençlerin popüler yaptığı ve dünyada da bir çığ gibi büyüyen İşte o rock and roll çılgınlığı ve pop kültürünün başlangıcı oldu. Johnny, go, go. Johnny, be good.